Ambalajlar ürünlerin giysileri. Ürünlere dair ilk izlenim ambalajlarıyla oluşuyor, öyle değil mi? Bol ödüllü Gamze Güven özenle giydiriyor ürünleri. Özel mekanlardan söz ettik madem, dekorasyonu da gündemimize taşıyalım hemen. Tasarımın sınırsız yaratıcılığı, farklılık ve zarafet yansıyor bu mağazadaki ürünlerden. Duygu Deneyici Atik, genç ve başarılı bir tasarımcı. Hayallerini ve ürünlerini bizimle paylaşmaya geliyor. Rezanhas Müzesi'nde tarih kokan, tasarımın sınırsızlığını yansıtan bir sergi. Urartu Takıları sergisi, zenginliğiyle ziyaretçileri büyülüyor. Tasarım dünyasının cesur adımlarına ayak uyduran, yeniliklerine geç kalmayan Tasarım Okulu başlıyor. Ne dünya eski dünya, ne biz eskisi gibiyiz. Ürünlerde çeşitlilik arttıkça bozuluyor alışverişe dair ezberlerimiz. Artık alışkanlıklar, zorunluluklar değil, tasarımlar yön veriyor çarşı pazar serüvenimize. Tasarımın önemi hissediliyor ambalajlarda bile. Bazı ürünler var ki raftaki onlarca benzeri arasından göz kırpıyor. Ambalajıyla dikkat çeken ürün kendini alışveriş sepetimizde buluyor. Tasarımcılar da ürünün fark edilmesi, hedef kitleyle buluşması için yaratıcılığın sınırlarını zorluyor. İyi tasarlanmış bir ambalaj markayla bütünleşmeli, ürün hakkında fikir vermeli. Ambalaj ne kadar akılda kalıcıysa o kadar sağlamlaşır ürünün pazardaki yeri. Zaten bu değil mi üreticilerin hedefi? Öyleyse ürünler özenle giydirilmek üzere başarılı bir tasarımcıya emanet edilmeli. Gamze Güven de tasarımlarıyla adından söz ettirenlerden biri. Kendi tasarım şirketinin yöneticisi olan Gamze Güven, ekibiyle ambalaj, ürün ve gıda tasarımı yapıyor. Yaptığı tasarımlarda işlevselliği estetikle buluşturup ihtiyaçlara yanıt buluyor. Gamze Güven, markaların yüzlerini güldüren, ofisine pek çok ödül getiren bu tasarımları bizim için anlatıyor. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarım bölümünü bitirdim 87 yılında. Benim aslında birinci tercihimdi üniversiteye girerken ve çok keyifle okudum. Daha sonra da keyifle mesleğimi devam ettirdim. İlk başta bir asistan olduğum ve master yaptığım bir dönem yaşadım. O süreçte ne yapmak istediğimi biraz daha karar verdim. Daha sonra master bittikten sonra da serbest hayata atıldım. Direkt aslında balıklama kendi başıma çalışmaya başladım diyebilirim. İlk dönem Ankara'da. Çeşitli sektörlerde ofis mobilyaları tasarımı yaptım. İşte sitelerde birçok mobilya tasarladığım mobilyaları ürettirmeye çalıştım. Daha sonra kent mobilyaları tasarımı çalışmalarım söz konusu oldu. Ve kent mobilyaları, ofis mobilyaları, ev mobilyaları derken Ankara'da böyle bir sektörle tanışıklık oldu. Ta ki İstanbul'dan işler gelene kadar. İstanbul'a geldikten sonra aslında birkaç farklı sektörle daha çalışmaya başladık. Mesela mutfak eşyaları sektörüyle tanıştık. Promosyon ürünleri işlerimiz yoğunlaştı Vitrifiye derken 2005 yılında bize bir içki firmasından ambalaj tasarımı konkuruna çağrıldık. Ve o konkur sonucunda yaptığımız iş seçildikten sonra tüketici testleri tarafından bizim kulvarımız otomatikman ambalaj tasarımına ağırlık vermeye başladı ve arkasından birçok iş geldi. 2009 yılında ise bir başka çikolata firması da bizden çikolata tasarımı istedi ve çikolata tasarımıyla da gıda tasarımı alanına girdik. Şimdi bunların her birinin tabii çalışma süreçleri, dinamikleri birçok ortak noktaları olsa bile birbirlerinden farklılıklar da gösteriyor. Ama genel olarak bu FMCG dediğimiz hızlı tüketim ürünleri sektöründe biz yoğunlaştık. Şu anda da işlerimizin %80-90'ı o sektörde, hem gıda tasarımı hem ambalaj tasarımı olarak. Ve bizi aslında marketlerde satılan markaların pazarlama departmanları arayarak davet ediyorlar, bir brief veriyorlar toplantıda. O brief'i aldıktan sonra
Biz bir teklif yolluyoruz. O teklifte eğer ki uzlaşırsak, tabii ki illaki bir pazarlık süreci geçiyor. Bir sözleşme hazırlıyoruz. İki tarafın da kendi koşullarını koyduğu, sürelerin, bedellerin ve çalışma koşullarının yazılı olduğu bir sözleşme imzalandıktan sonra süreç başlıyor. Bu sürecin başı tabii çok sancılı bir dönem, bir yaratma süreci var. Ciddi bir piyasa araştırması yapıyoruz. Hem firmanın elindeki doneleri alıyoruz, pazar araştırmalarını. Hem kendimiz internetten ve pazardan araştırmalarımızla bunu ekleyerekten bir işte beyin fırtınası dönemi. Ekipte bu süreçte tabii çok sıkışık değilse ajanda kendi aramızda mutlaka bir beyin fırtınası yapmaya çalışıyoruz. Ve orada çıkan fikirleri belirli bir süzgeçten geçirerekten işte çeşitli route'lar belirleniyor. Ve o ilk sunum aslında o route'lar doğrultusunda ben biraz çok alternatifli bir sunum yapıyorum ve orada müşteri de tabii onlardan gelen feedbackler doğrultusunda hangi ruta ve hangi tasarımlara eğilim göstereceği belli oluyor ve tüketici testi öncesinde bir 5-6 tanesi en azından seçiliyor. Daha sonra onların üzerinde tadilatlar isterlerse onları yapıyoruz ve genelde hep tüketici testlerine giriyor tasarımlarımız ve tüketiciler tarafından hem kalitatif testlerde hem kantitatif testlerde seçilmiş oluyor. Ondan sonra da uygulama projesi aşamasına geçiyoruz. Uygulama projesi de tabii birkaç ay sürüyor. Yani bir projenin aslında bize verilmiş ve sözleşmesini imzalandıktan sonra hayata geçmesi minimum 6 ay sürüyor. Bazen 1 yıl, 1,5 yıla kadar uzayabiliyor. Ve sonuç olarak da imalat projesi sırasında tabii tedarikçiler var. Cam ambalaj olsun, diğer pet ambalaj, plastik ambalajlarda ya da işte gıda tasarımında da imalatçıların verdikleri kritikler doğrultusunda bir takım illaki revizyonlar oluyor. Birçok parametre var. Bu parametrelerin hepsini siz tasarımın kimliğini koruyarak, pazarda başarısını garantileyerek elde etmeye çalışıyorsunuz. Hem tüketicinin ihtiyaçları, hem imalatçının ihtiyaçları, üreticinin, marka sahibinin ihtiyaçlarını gözeterek bir denge bulmaya çalışıyorsunuz. Sonunda da tabii pazara çıktığında da büyük bir keyifle alıp tüketiyorsunuz. Karmaşa, stres ve bitmeyen bir acele. Ne yazık ki hayatımız böyle geçiyor son dönemlerde. Dışarıda ne olursa olsun huzur bulmak, yitirdiğimiz enerjimizi yeniden kazanmak istiyoruz evimizde. Bunun için şöyle ferah, şık ve konforlu bir ortam gerekir elbette. Gördünüz mü? Yine tasarım girdi devreye. Evimizi farklı ve enerjik yapan, bize hayalimizdeki yaşam ortamını sağlayan dekorasyon, öyle değil mi? O halde evimiz için en şık, en modern tasarımları seçmeli. İşte yaşamak istediğimiz mekanlara dair hayallerimizi gerçekleştirebilecek bir mağaza. Ben mimarım, aynı zamanda iç mimarım. Uzun yıllardır Türkiye'de mimarlık yapıyordum. Bir dönem yurt dışı hayatım oldu Londra'da, hem eğitim için hem de yine profesyonel anlamda çalışmak için. Türkiye'ye döndüğümde Türkiye'de tasarım konusunda birçok açık olduğunu gördüm ürün anlamında ve ben projelerimi yapmak için yurt dışından getiriyordum. Daha önce de dizayn programı hazırlayıp sunmuştum ve mimarlarla çok fazla diyalogdaydım. Herkesten aynı şikayeti duyuyordum. Hani Türkiye'de yeterince designer ürünü yok. Dünyadaki fuarlara gidiyordum, design fuarlarına ve eventlere, tasarım haftalarına. Orada bazı tasarımcılarla tanışıyordum ve onların ürünlerini Türkiye'ye getirme kararı verdim. Burada Bebek'te de açtığım bu mağazada özellikle kendi müşterilerim de çok fazla geliyor. Aynı zamanda mimar arkadaşlarım bizden çok servis alıyorlar. Kendi projelerini onların ürün çözümleri için destek alıyorum. Bizde çünkü hem mobilya üzerine tasarımlar var, aydınlatma ürünleri var, ev tekstili var. Bunun yanında dekoratif ürünler var. Bir mekan için gerekebilecek aşağı yukarı bütün dekorasyon malzemelerini getiriyoruz. Bu da mimar arkadaşlar için iyi bir çözüm oldu. Aslında Bebek semti zor bir semt gibiydi. Fakat ben çok uzun yıllardır burada yaşıyorum ve bütün üniversite hayatımda da projelerimi Bebek'te yaptım.
biraz ilham veren bir semt ve özgünlüğü olan bir semt. Farklı insanların yaşadığı bir semt. Dolayısıyla hedef kitlem tüm Türkiye olmasına rağmen özellikle de belli bir tasarım anlayışı olan ve vizyon anlamında bu konuya ilgi duyan insanlardı. Özellikle hem iç mimaride hem de ürün tasarımı konusunda tasarımın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Biz fonksiyonel ve estetik ürün çözümleri yapmak zorundayız mimar olarak. Kullanıcılar da evlerinde, ofislerinde tercih ederken mümkün olduğunca mekanlarıyla örtüşen tasarımlar kullanmak zorundalar. Tasarımın önemi bu noktada ortaya çıkıyor. Fonksiyonunun taleple örtüşmesi gerekiyor ve aynı zamanda estetiğinin çevresindeki diğer dekoratif ürünlerle örtüşmesi gerekiyor. Dünyada tasarımın hep bir mantığı var. Kişileri hayatta evlerinde daha huzurlu, daha mutlu, daha neşeli kılmak gibi ve bizim tasarımlarımızın genel niteliği de bu. Evinizde hani dışarıdaki hayatınızda biraz daha yorucu geçiyor. Trafik vesaire yoluyorsunuz. Evinize geldiğinizde evinizin neşeli ve renkli olmasını ve bütün temalarımız özellikle bunun üzerine yoğunlaşıyor. İnsanların evine enerji katmak, neşe getirmek. Burada koleksiyon tasarım ve sanat ürünleri satmayı hedeflemiştik. Bizim burası interior and lifestyle, yani iç mekan ve yaşam stili. Kişilerin yaşam stiliyle ilgili her türlü malzemeyi bulabilirsiniz. Ve özel koleksiyonlar oluyor. Biz özellikle yurt dışından el yapımı ürünler getiriyoruz. İtalya ağırlıklı olmak üzere ürünlerimiz Fransa, İspanya ve İngiltere var. Yeni olarak da koleksiyonumuza Amerika'da eklenecek. Bu arada Almanya'dan da alıyoruz. Bizde yaklaşık 20 tane farklı designer'ın ve firmanın özel koleksiyonları var. Çoğu koleksiyonlar burası için bizim siparişimizle üretiliyor. Öncesinde biz ülkelerine gidiyoruz. Onların daha önce yaptıkları ürünler konusunda fikirler ediniyoruz. Sonra bizim kendi müşteri portföyümüze uygun olabilecek ürünler hakkında karar verip sanatçılara özel çalışmalar yaptırıyoruz. Türkiye'den de ürünler var ve biz talepte bulunduk. Dedik ki biz böyle bir şey yapıyoruz, bu bir konsept. Türkiye'nin farklı yerlerinde de açmayı düşünüyoruz ve dünyaya da Türk tasarımlarını da satmayı düşünüyoruz. New York'ta ve ikinci olarak da Londra'da mağaza açma fikrimiz var. Tasarım Okulu sizleri tasarım dünyasının genç ve başarılı isimleriyle buluşturmayı sürdürüyor. İşte onlardan biri Duygu Deneyici Atik. İletişim sektöründe çalıştıktan sonra kendimce radikal bir karar alarak mesleğimi bir süre dondurma kararı almıştım. Onun hemen akabinde ise hobi olarak başladığım takı tasarım eğitimi kısa bir süre sonra kendi ikinci mesleğime dönüştü. Eğitim aldığım merkezde oranın kendi galerisinde yaptığım ürünlerin satışı için benden bunu talep etmişlerdi. Ticari anlamda satışını istemişlerdi. Ve bu beni hem motive hem de mutlu etti. Kısa zaman içinde yaptıklarımı satmaya başladım. Aslında takı her zaman benim hayatımda da var olan bir şeydi. Çünkü baba mesleğim kuyumculuk. Baba, dedem ve babamın dedesi de kuyumcu olduğu için ben ailenin dördüncü kuşak üyesiyim. Hayatta da hiçbir şeyin tesadüf olmadığına da inanırım. Her şeyin demek ki bir, belli bir yeri ve zamanı varmış. Derken kendi sitemi oluşturmaya ve kendi markamı yaratmaya başladım. O showroom'a, showroom da kısa süre içinde mağazaya dönüştü.
doğal taş ağırlıklı olarak çalışıyorum. Doğal taşları gümüşlerle birlikte kombinleyerek dizayn ediyorum. Özellikle de yaptığım koleksiyonlarda zamansız olmasına çok önem veriyorum. Çünkü kendim de hep zamansız takıları tercih ederim. Çünkü bir takıyı birisi beğenerek aldığı zaman onu her kıyafetiyle veya farklı zamanlar içinde rahatlıkla kombinleyerek kullanabilsin diye, bu benim için çok önemli. Modadan çok fazla etkilenmiyorum. Çünkü moda gerçekten gelip geçici. Fakat siz eğer bir objeyi veya bir takıyı, aksesuarı beğenerek aldıktan sonra onu istediğiniz hayatınızın her zaman diliminde başka takılarla da kullanabilirsiniz. Bu benim için daha önemli. Taşlar ve onu deriyle birlikte tasarlayacaksam veya ipek şifon kumaşlarla birlikte kullandığım doğal taşlar da var. Aslında biri birini tamamlıyor ve kendisini de ortaya çıkarmış oluyor. İlham aslında masaya oturduğunuz zaman geliyor ve o zaman farklı şeyler üretmeye başlıyorsunuz. Tasarımları yaparken aslında öncelikle çok fazla gözlemliyorum. Minimalist takıları çok seviyorum ve gösterişli ve özgün takıları çok seviyorum. Aslında benim için böyle iki uç nokta var. Minimalistlerde daha çok agat taşlar, mercanlarla çalışıyorum. Onyx taşlar en çok kullandıklarımdan. Gösterişli ve abartılı olan takılarda ise volkanik taşlar, kesme kristal taşlar kombinleyerek çalıştığım tasarımlardan. Derilerle birleştiriyorum. Kristal taşlarla birleştirerek çalışıyorum. Sezona göre tabii ki kullandığım taş renkleri de değişiyor ama ağırlıklı olarak ametist taşın gücüne ve yaydığı pozitif enerjiye çok inanırım. Ametist taşı çok fazla kullanıyorum. Kışın hazırladığım koleksiyonlarda ise onyx taş en çok kullandığım taşlardan bir tanesi. İnternet sitesi beni aslında en çok mutlu eden detay. Çünkü İstanbul dışından, özellikle de doğudan gelen talepler beni çok mutlu ediyor. Ağırlıklı olarak da siparişlerimiz doğu tarafına. İnterneti destekleyen de sosyal paylaşım siteleri oluyor. Aktif olarak sosyal paylaşımları kullanıyorum ve her tasarımı mutlaka paylaşıyorum. Onun bütün fotoğraflarını da kendim çekiyorum. Derken böyle herkesi bir şekilde tasarımlardan haberdar etmiş oluyorsunuz. Mağazanın yanı sıra aslında benim için en önemli olan şey internet sitesi. Çünkü internet sitesi de benimle birlikte yolculuğa çıkmış oldu. Ben de internet sitesi vasıtasıyla bu alanda birçok şeyi öğrenme fırsatı yakaladım. O yüzden internet sitesinin benim için çok önemi var. Bugünkü tasarım yolculuğumuzu geçmişe giderek sürdürelim. Rezan Has Müzesi'ndeki Urartu Takıları sergisiyle takı tasarımının asırlar önceki serüvenine dönelim. Urartuların zengin takı kültürü 1100 parçalık bu sergiyle gözler önüne seriliyor. Sergi tüm dünyada alanındaki en geniş koleksiyonlardan biri olma niteliği de taşıyor. Sergide Urartulardan kalma iğne, yüzük, küpe, bilezik ve kolye gibi pek çok takı örneği var. Doçent Doktor Rafet Çavuşoğlu danışmanlığında gerçekleştirilen sergi için uzun bir ön hazırlık yapılmış. Bu tarih kokan objeler özenli bir restorasyon sürecinden sonra sergiye taşınmış. Urartu Takıları sergisi ziyaretçiler için hazırlanmış elektronik yapbozlar ve diğer oyunlarla daha zengin, daha renkli. Tasarımlara yakından bakmak, tarihin derinliklerine yol almak isterseniz Temmuz sonuna kadar ziyaret edebilirsiniz sergiyi. Zaman ne hızlı geçti yine. Programın sonuna gelmişiz bile. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Hafta boyu hep güzellikler tasarlayın.